Ne haber? Şimdi birazdan izleyecek olduğunuz video bundan yaklaşık 1,5 ay önce falan çekildi ama şöyle bir şey var, introsunda bir sıkıntı çıktı, o yüzden silmek durumunda kaldım. En baştan intro çekiyorum o videoya. Dynamo'nun ünlü kart numarası yaparken ünlü oldu. Büyük ihtimalle YouTube'da da videosuna rastlamışsınızdır daha önce. Başlamadan önce kısa bir şey diyeceğim. Çarşamba günleri artık Twitch'te yayın açıyoruz, saat 6-7 arası. Oyun oynuyoruz, sohbet falan ediyoruz. Ekiple isterseniz gelebilirsiniz, açıklamada linki var. Geçen hafta bir pilot yayın açtık. Güzeldi de. Sadece duyurmak istemedim, belki bir sıkıntı çıkar diye falan. Şimdi zaman ayarlayıp geldiği zaman yayın olmazsa falan diye sıkıntı çıkmasın diye ama yayın güzel oluyor gibi geliyor bana, yani isterseniz gelin. Açıklamada link var. Hadi numaraya geçelim. Ve destek karışık görüyorsunuz. Seyirciye bir kart seçtirmekle başlayalım. Kartı ver. Kartı şu an görmüyorum. Kartı desten arasına koyuyoruz. Ve desteği karıştırıyoruz. Deste karıştı. Şimdi sizin seçtiğiniz kartı, yani seyircinin ya da herhangi birinin seçtiği kartı destenin en üstüne getirme vakti. Seçtiğin kart bu muydu? Bu muydu? Değil miydi? O zaman farklı bir şey deneyeceğiz. Hadi o zaman tutorial'a geçelim. Tutorial'ına geçelim numaranın. Bu numarayı daha önce mutlaka görmüşsünüzdür internette. Eğer sihirle falan ilgileniyorsanız zaten biliyorsunuz ya da anlamışsınızdır zaten de. Numarayı yapmak için çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Yani herhalde gerek yok. Belki kart seçtirmek için şu fen açmayı öğrenebilirsiniz ya da şu şekilde. O da sağ üstteki i butonundan çıktı, oradan gidebilirsiniz yani. Öğrettim daha önce kanalda. Önce seyirciye bir kart seçtiriyoruz. Mesela şunu seçti diyelim. 4 kupa. Seyirci bu karta bakarken sol elimizle pinky dediğimiz bir hareket var. Desenin üstünden bir tane kart sayıyoruz ve serçe parmağımızla onu tutuyoruz. Yani şu şekilde göstereyim. Böyle de yapabilirsiniz. Başlamanızı ettirip de tutabilirsiniz. Şurada bir boşluk kalması lazım. Kartı desenin içine koyarken, yani gördüğünüz desenin içine koydum kartı numarayı yaparken. Aslında desenin içine koymuyoruz. Şu şekilde. Tabii karşıdan bakıldığı zaman desenin içine kart koyulmuş gibi görünüyor. Yani seyirci sanıyor ki kart ortasında bir yerlerinde ama aslında kart desenin ikinci sırasında. Şimdi desteği karıştırabiliriz. Riffle Shuffle daha önce öğrettiğim bir hareket. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. Riffle Shuffle yaparken son şuna dikkat edin. Shuffle bittikten sonra en üstteki iki kart böyle dursun. Tabii bunu ayarlayamıyorsanız son iki kartı biraz daha fazla da bırakabilirsiniz. Üstünde bakın 4 kart var. Ya da daha büyük bir kısım da bırakabilirsiniz. Yani üstteki kartlar hep üstte kalsa hiçbir problem olmaz. Deste karışsa da en üstteki 2 karta ihtiyacımız var zaten sadece. Onun dışında false kartlar var. Benim daha demin yaptığım gibi. Daha deminkine biraz baştan sağma uydurma yaptım da. Yine sahte karıştırmalar diye bir playlistim var. O playliste de gidip sahte karıştırmalar, yani seyirci baktığında destenin karıştığını düşünüyor ama aslında deste hiç karışmamış oluyor. Onları da öğrenebilirsiniz iyi butonundan dediğim gibi. Şimdi desteği mesela sahte karıştırayım yine. Hey. Bakalım yine 4 yine aynı yerinde. Deste karışmadı aslında. Karışmış gibi göründü sadece. Şimdi 4 yerinde duruyor. Seyirci destenin karıştığını düşünüyor. Mükemmel. Her şey hazır. Sorduk ki en üstteki kart senin kartın mı? O da büyük ihtimalle hayır diyecek. Alttaki kart senin kartın mı? Hayır. Tamam. Sonra üstteki kartı yine göster, ilk bunu göstereceksin. Alta çevirdiğinde bunu da alta koyacaksın. Anladın mı dediğimi? Seyircinin olduğunu anlamıyor zaten o kısımda. Anlasa da pek yani senin kartın en üstte olduğunu düşünmeyecektir. Yapman gereken numaranın asıl kilit noktası burası. Kartı fırlatmak. Buna bu şekilde atarak çalışabilirsiniz. Nasıl atmanız gerektiğini de öğretiyorum. İşaret parmağımızla, sağ elimizin ya da solaksanız sol elinizin işaret parmağıyla tam bicycle desteğe göre gösteriyorum oranı. Şurada bir çiçek var ya, ortalama öyle bir yerden tutuyorsunuz ve kartı bükeceğiz burada. Burada yapmamız gereken kartı bükmek. Kartı büktükten sonra da tırnağınız kısaysa çok çok daha rahat yaparsınız bu harekete. Parmağınızı şu şekilde bükeceksiniz. Tam zaten tırnağınıza geldiği zaman, o hizaya geldiği zaman kart fırlar.
ya da tam bu şekilde bir yere getirdikten sonra işaret parmağımızla biraz da şöyle. Bu eğimi verdiğin zaman zaten kart fırlayacaktır yerinden dönerek. İndirdik ve kendine doğru şu şekilde çekeceksin. Anladınız mı? Tek yapmanız gereken atıp kartı havada yakalamak. Şu an bu açıdan yapmak zor da. Kamerayla, kameranın bu açısıyla beraber. Aynen, bunu yaptıktan sonra da numara bitmiş oluyor. Son bir tekrar alalım. Kart seçtirdik. Pink yaptıktan sonra desen arasına koyduk. Aslında arasına koymadık. İkinci sırasına koyduk. False shuffle. Seyirci deseni karıştığını düşünüyor. Sorduk en üstteki kart seyircinin mi? Hayır. En alttaki kart seyircinin mi? Yine hayır. Ve bu kadar. Tabii ben sunumunu çok iyi yapamadım videoda size gösterirken. Daha böyle sunumlu falan yaparsanız havalı bir şekilde biraz şovmenlik varsa ruhunuzda çok daha etkili bir numara olacaktır yani. Eğer numara hakkında yapamadığınız, anlayamadığınız bir kısım olursa Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Çok saçmalanmadığı sürece cevap veriyorum. Hadi görüşürüz o zaman. Bugünlük de bu kadar yeter değil mi?